Efendim iyi akşamlar. Gece görüşüne hoş geldiniz. Artık seçime 30 gün 11 saat 15 dakika kaldı yerel seçime. Yani bu gece saat 12 itibariyle 1 Mart'a girmiş oluyoruz ve ondan sonra da bütün ay belli ki yerel seçimleri konuşacağız ve ayın sonunda da yerel seçimler için sandığa gidecek Türkiye. Yerel seçim daha hareketliydi ya. Bu Melik 6 ay önceden saati kurduydu, şimdi hiç. Evet. Yani bir yerel bir heyecan seçim yok sizde galiba. Yani sokakta da yok ya. Ben daha tanıtmadan başladılar gördüğünüz gibi. Galiba sonuç tahmin ettiğimiz için. Ekonomiden sorumlu eski devlet bakanı. İsmet Özçelik, Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi. İsmail Dükel, gazeteci. Zafer Şahin, Milliyet Gazetesi yazarı. Ve Melik Yiğitel, Türk Medya Ankara temsilcisi. Aynı zamanda seçimden sorumlu Kronometre. Kronometreden sorumlu. Ben, aman Kronometreden sorumlu kişi, gazeteci. Şimdi evet. Bu arada Hande bir şey söyleyeyim mi? Tabii. Harika görünüyorsun. Allah Allah. Yemin ediyorum. Zaten son dönemdeki olayımız bu. Ama tabii burada yok, önemli olan Zafer gerçekten Bey'in harika beğenip beğenmeyeceği. Yok. Sanıyorum salı gecesi programı izledim. Hayır, salı gününde ayrıca hiç perde kumaşı falan olduğunu düşünmüyorum. Bir dakika şöyle bir geleyim de. Zafer, programın adını, programın adını değiştiriyorum. Bizimle değilsin Hande. Sizinle miyim bu akşam, değil miyim? Sorayım da. Ya tabii siyahın insana kattığı bir ciddiyet var. Hem seni daha zayıf gösteriyor. Hem bak şimdi siyah giyerek, bak şimdi ben bir şey söyleyeyim. Siyah giyerek olmadığın kadar ciddi, olmadığın kadar zarif ve olmadığın kadar iyi görünüyorsun. Ya senin için çok özel bir tasarım var. Senin Güney Kore'ye çok şanslısın. Senin için özel bir bilet aldım. Güney Kore'ye göndereceğim. Kuzey ya, kuzey. Güneymiş bu. 12 ben kuzey. Güney Kore'ye gittim. Ben onu Güney Kore'ye göndereceğim. Ha, Güney Kore'ye. Arkadaşlar tamam. Ama Güney Kore güzel. Ben bir hafta kaldım tabii, Güney Kore'de. Tabii tabii ama özel bir şey de bir cihaza da bilet aldım. Biraz daha üzerime gelirsen onu bugün zaten seyircilerimize senin için özel olarak hazırladığım videoyu göstereceğim. Bir tekstilci yazdı, o zebra desenli kıyafet dedi. Evet, zebra. Ben dedim kendi Zafer biz moda programı mı yapıyoruz? Hayır, senin ne kadar hayvansever bir insan olduğunu bildiğim için yani zebra desenli kıyafet giymen normal. Gerçekten yani ama Zafer'e teklif gelir değil mi Sayın Bakan? Gündüz kuşağında şu Zafer'in, moda Zafer'in, olmuş olmamış. Zafer'in modu şuradan şu anda tarifine işliyor. Bugün tam bir diplomat gibi giymiş. Çok teşekkür ederim. Şunun hep giymiş altını çiziyorsunuz ya. Bu arada bana bir gündüz kuşağı programından teklif geldi zaten, kabul etmedim. Kadın programı evet mı? Gerçekten tabii mi? Tabii tabii. Bildiğin kadın programından tabii, teklif tabii geldi. Sadece hani beraber yapar mıyız dediler, ben de seni önerdim. Peki bir dakika dur, ne yapacakmışsın sen kadın programına? Bilmiyorum, yorum yapacakmışım. Yorum yapacakmışsın. Çok bence hoş olurdu. Kıyafetlerle mi ilgili, cinayetlerle mi ilgili daha çok? Cinayetler daha çok ilgimi çeker yani. Evet, yani gerçekten enteresan. Yerel seçimlere giderken Zafer'e gelen teklifi de öğrendik Sayın Bakan. Kadın programından kendisi teklif almış bulunuyor. Benim de önerim kendisiyle sabah şekerlerini yapmak ama tabii biraz demode oluyor. Yaştan dolayı olsa gerek ama kendisi tam bir sabah şekeri kıvamında bu arada olabilir. Yaş maş bir şey söyleyeyim. 50 yaş yapılan bilimsel bir araştırmaya göre artık 50 yaş orta yaş sayılıyor. Bu da güzel. Yani genç evet yaş sayılıyor. Ciddi genç söylüyorum. Evet. Bunu kendime galiba paya 50'ye girdin şey Melik. 52 abi. Çok da mutlu oldum. Peki ben şimdi yazıyı okuyunca. Ertuğrul Özkök oku yeter ya. Onun evet, kriterleri ama var. Ama o sürekli yani yükseltiyor. Sen Hande'ye başka övgü yapacaksan yap da programa geçelim. Bak görüyorsun değil mi? Hiç kaldıramaz, hiç dayanamaz kötü sen şeyler. Sen şey paylaşmışsın ya program. Biri de şey yazmış. Masum Türkeş'e dikkat edin diye yazmış. Sayın Bakan. Ya Sayın Bakan. Ya sizinle uğraşacak ya benimle uğraşacak. Ben bilmiyorum. Hiçbir şey diyemiyorum herkes kendisine. Herkes diyor ki Zafer zaten uğraşacak birisini bulmazsa çekilmez. Değil mi? Uğraşınca çekiliyor. Ve bu sefer de ben gelmeyince okudum ben şeyi de gördüm. Benim yerime oturan kimse onunla uğraşıyor. Bir gün en sonunda annem gelip karşısına oturacak. Şimdi gene yazıyor annem. Onunla da uğraşıyor. Onunla da uğraşır. Şimdi efendim. Ama uğraşınca da insanlarla sempatik oluyor. Tabii. Mesela bana soruyorlar. Yaramaz çocuk. Seninle bu kadar uğraşıyor, kızıyor musun ona? Yok ya diyorum, sempatiktir. Yaramaz çocuklara benziyor çünkü. Şimdi İstanbul adaylarıyla başlayalım. Grafiğimiz gelsin.
Ondan sonra adayları şöyle bir görelim. Çünkü hakikaten artık 30 gün kaldı. Ne oluyor, ne bitiyor? Hangi partinin, hangi seçmenin kendi adayına oy vermeyecek sorusuyla başlayalım. Neden bunu söylüyoruz? Tabii işte hep merak ediliyor. Hangi partinin, hangi seçmene kendi adayına oy vermeyecek? Çünkü çok parti var ama bir yandan da acaba Ekrem İmamoğlu'na bu partilerin seçmenlerinden nereden oy gidecek? Örneğin DEM'den gidecek mi? Ya da Murat Kurum'a bu partinin, bu adayların hangisinin seçmeninden oy gidecek? Bunların hepsi merak ediliyor. Bir kişi eksik orada. Kim eksik? Demokratik Sol Parti adayı. Arkadaşlar Nesim, bu sefer de DSP adayını koymamışız. Abi. Ama artık Nesim zaten Bakır. Şöyle de bir durum var. Yani 2, 4, 5, 10, 11 adaylı yarış. Gerçekten bir yandan da nasıl o gece bitecek gazeteciler açısından anne, tabii bak, merak ediyorum ben. Bu fotoğrafın özeti şu. Tek başına Murat Kurum, diğer 9'un Murat Kurum'a karşı İmamoğlu'nu destekliyor. İmamoğlu'nun kendisi de dahil. Bu o yarış yani. Şey hariç, İmamoğlu'nu... Vatan Partisi hariç. 8'i. Bak burada Murat Kurum. Bir yerde, İYİ Parti de mi destekliyor Murat şeyi? Yeniden Refah da mı destekliyor? Diğerlerinin hepsinin, bak diğerlerinin hepsinin, tabii ki kendi adaylarını çıkartmalarında kimse bir şey söyleyemez. Hı hı. Vatan Partisi'ni çıkartıyorum oradan. Onlar kendi namlarına bir yarış yürütürler her zaman. Diğerlerinin tamamının seçime girmesi de yaptıkları çalışmalar da en nihayetinde yani, Zafer, İmamoğlu'nun lehine yapılmış Zafer, hamleler. Hakikaten anlamadım. Şimdi adaylarını çıkartmamış olsalar bunu anlayacağım. Hepsi bir adaya, adayın lehine, seçmenine oy çağrısında bulundu diyeceğim. Hepsinin kendi adayı Murat var. Murat Kurum nasıl kazanmasın diye. Nasıl lehine yarışırlar? Murat anlamadım Kurum ki. Kazanmasın yani diye. Yani hangi işte. Siyasi formülü açıklıyorsun bunu? Ya geçen hafta Meral Akşener'in İstanbul'da seçmenli diyaloğunu hatırlıyor musunuz? Geçen evet. Programda gösterdiğimiz. Yani İstanbul değil, sanki başka bir yerde. Niye ben İstanbul diye? Ankara mıydı? Ankara, Mamak. Ankara, evet. Mamak. Hatta şöyle, demi alkışlıyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Bu parti millet için kuruldu diyor Meral Akşener. Yani sen Meral Hanım, o zaman İYİ Parti'nin de mi Murat Kurum'a destek olduğu yani, şey? Hande. Parti olarak demiyorum. Bak. Çalışıyorlar. Hande. Seçimlere asılıyorlar. Zafer hangi formülde hareket ediyorsa... Ya Murat... partiler farklı bir görüş ya da karar almış olabilirler. Ama günün sonunda siyaseten orada bu kadar çok aday çıkması... Yarış aslında Murat Kurum'la İmamoğlu arasında geçiyor. Hı. Ve bu kadar çok adayın çıkması da İmamoğlu'nun bu lehine bir şey. Bu kadar siyasi parti lehine... eğer aday çıkartmışsa... Senin söylediğinin tam tersine hepsi Murat Kurum'u destekliyor demektir bu. Hepsi Murat Kurum'u mu destekliyor? Yani aynı formülü koyuyordum. Hande istersen bir son dakika. Tamam. Murat Gezici bir anketini şimdi paylaştı. Geldi mi bilmiyorum size. Geldi. Gezici mi? Evet. %44,1 Murat Kurum. %43,5 Ekrem İmamoğlu. Üçüncü en yakın kim? 4,1 Dem. 4,1 Dem. Bir Dem. Ha, o zaman buradan 4,1 Dem İstanbul'da acaba şeyi yazmış mı? Dem'in seçmen oranı ne? Çünkü o zaman Dem'den nereye kaymış o oy oranı, ne diyorsun? Onları söyle. Yazmamış. Ben ilk peki, kitapta senin, gördüm. Peki senin düşüncen ne? Yani hangi partinin, hangi seçmenin kendi adayına oy vermeyecek dersen ve İsmail Bey ile Zafer Bey arasındaki tartışma için ne dersin? Şimdi daha önce bir araştırma yapılmıştı. Eğer Başak Demirtaş çıksaydı kaç alırdı diye. 7 civarında geçiyordu. Hakan Bayrakçı da yanılmıyorsam benzer bir rakam vermişti. 7'nin o zaman 4 diyorsa Murat Gezici, 3'ü nereye gitti? 3'ü muhtemelen CHP'ye geçmiştir. Yani çünkü ben bu 4/10'da 1'in biraz daha fazlasının o tarafa geçeceğini sanıyorum önümüzdeki günlerde. Çünkü Dem asılmayacaktır diye düşünüyorum şeye. Çünkü bir anlaşma var yani. Esenyurt'taki anlaşma çok bariz bir anlaşma. Zaten Dem partide gizlemiyor. Kent uzlaşması yaptık diyor. Parti genel merkezine de benzer açıklama geldi. CHP bunu çok dillendirmiyor. Çünkü bunun aleyhte işleyeceğini söylüyor. Çünkü yapılan anketlerdeki CHP'nin elinde de vardır. Dem desteklemesi halinde İmamoğlu'nun oylarının düştüğü gözleniyordu. O nedenle yani burada
hem açık hem gayri resmi bir anlaşma Bravo. Gözüküyor. Bravo. İsmet abi kritik cümleyi söyledi. Eğer aday çıkartmasaydı terör örgütünün siyasi uzantısı olan yapı bu İmamoğlu'na olumsuz yansıyacaktı. Hı hı. Ama aday çıkartmaları bu seçimde taktik değiştirdiler. Gördünüz mü? Bakın aday çıkartıldı. Ya aday çıkartınca da sıkıntı oluyor. Çıkartmayınca da sıkıntı oluyor. Hakikaten mantığınızı anlamakta sıkıntı çekiyorum. Bak biraz önce bir oy oranı verdi. %44 bilmem ne. Evet. %43 şey, bilmem ne. Yani gezici göndermiş şimdi. Bir fark yarım, var. Yok. Yarım bir Murat fark var önde. Yani. Yarım şimdi, bir fark. Şimdi DEM aday çıkarttı. Hani nasıl destek bu? Bak İmamoğlu kaybediyor. Her yani senin mantığından yine hareket ediyorum. Kaybediyor mu? Ya, bilmiyorum işte. Hmm. Öyle demiyor musun sen? Ne kadar kötü bakıyorsun Zafer. Sayın Bakanım bana ya. Şimdi bir kere buyurun. Herkesin yanlış yapılandığı, düşündüğü bir şey var. DEM'le CHP'nin işbirliği yapması seçmeni etkilemez. Bu etkilemez. Genel seçim değil. Tabii genel seçim değil. Yani herkes i̇stediğiniz gider kendi adayına mı oy verir? İstediğiniz kadar terörle evet, bağlantı kurdurmaya çalışın. Hı. Seçmeni ilgilendirmez. Bir. İki. Sayın Gezici'nin bu anketi İmamoğlu'nun işine yarayan bir anket. En azından İmamoğlu'nu uçurmamış ankette. Yani şimdi İmamoğlu %43 alıyorsa ve 44'ün altındaysa bu kişiler değil, bu partiler değil, bunlara oy veren seçmen İmamoğlu kazansın istiyorsa oraya yönelecekler. Ama sizin sorduğunuz sorunun yanıtını vereyim. Tam tersi Sayın Bakanım, Murat Kurum kazanmak istiyorlarsa da Murat Kurum'a oy vereceklerdir. Efendim bakın, DEM'in seçmeni içinde, DEM'in seçmeni içinde geçmiş dönemlerde AK Parti'de var bu şeyler, rakamlar. Son seçime kadar yani 2019 seçimine kadar %13'ü o DEM seçmeni %13'ü muhafazakardı ve AK Parti'nin adayına oy veriyordu. Evet. Son seçimde yani Binali Bey'in aday olduğu seçimde bu oran %3'e düştü. DEM'den aldığı oy oranı. Hı hı. Çünkü orada da başka nedenlerle AK Parti'nin kazanmamasını isteyenler var. Hı hı. Şimdi sorduğunuz sorunun bir yanıtını vereyim önce. Yerel seçimlerde genellikle eğer aday iddialı ve farklı değilse genel seçimlerinde alınan oyun %50'sine yakın kısmı başka partilere gider. Şeyin yani, küçük partilerin oyları. Evet evet. Yani yer, mesela yer, yer, yer. Mesela İyi Parti %9 almış değil mi? 9 maksimum evet, alacağı oy bazı kazanacağı yerler yani onun için aday çıkarttığı yerler hariç %4.5-5 arası oldu. Yok İstanbul'da 9.2 aldı. Tamam. Yani onun iddianıza göre 4 civarında bu rakam oldu. Yarısı bir kere İyi Parti'ye çıkmaz. Yani bu hangi partiye gider dersen onu bilmem. Ama o kadar insanın yarısı kendisini yönetecek kişinin çıkmasını bekler. İkincisi bazı şeyler mesela ben iki tane söylemi var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Şaşırdım. Sayın Cumhurbaşkanı böyle yanlış bilgiyi kullanmazdı ama yanlış bilgiyi kullandırdılar. İki tane. Bir tanesi Sirkeci Kazlıçeşme şeyini açarken dedi ki 858 milyon para kazanacağız. Ekonomide devinim yaratacak. O zaman bunu kim verdiyse aslında bu tuzak sorusudur Sayın Cumhurbaşkanı'na. Demek ki 10 yıldır Marmaray açıldıktan sonra sen orayı kapattın. Ben lisede okurken o trene biniyorduk. O tren başlıyordu Sirkeci'den Halkalı'ya kadar gidiyordu. Hı hı. Demek 10 yıl 8,5 milyar kaybımız olmuş demektir bugünkü parayla. Şimdi bu hatayı hiç anlamadım. Şimdi de anlamazsın sen. Evet, sen bir nokta 4 milyar. Sen işi anladıysan lütfen anlat da Türkiye aydınlansın. Ben anlatayım. Anlatayım. Yani, anlatayım. Ama anlatmanız yani bir program sırasında olsun. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanı 8,5 milyon kazanacak demedi açılan, mi? Açılan İstanbul'un hizmetine giren bir yatırım belli ki her zaman. İlk defa girmiyor. Sizde yatırım alerjisi olduğu için. O sizde yatırım var. Alerjisi olduğu yıl, için sizde. Şimdi onu bile burada 40 yıl evvel, 50 yıl evvel ben lise öğrencisiyken biniyordum ya. Hayır. Yani aslında vardı. O yatırım vardı. Ha vardı. Vardı tabii. Halkalı'ya kadar giderdi. Ne zaman Marmaray açıldı 10 yıl evvel?
Marmara Rayı açıldıktan sonra Kazlı Çeşme, Sirkeci arası iptal oldu. Türkiye'nin şu gündeminde yeni açılan bir metro konuşup ama bak ben Cumhurbaşkanı'nın lehine söylüyorum. Hayır şimdi bir dakika. Ya sen niye o yanlış bilgiyi veren insanları koruyorsun? Ya, söyleyeyim, Cumhurbaşkanı yanlış bilgi vermişler. Alttan alta Cumhurbaşkanı'nın kuyusunu kazmaya çalışıp da bir de böyle ben Cumhurbaşkanı'nın lehine söylüyorum demeye getiriyorsunuz ya. Herkes aptal. Herkes hiçbir şey anlamıyor. Siz zekanızla hepimizi burada idare ediyorsunuz. Bunu mu anlatmaya çalışıyorsunuz? Siz bak, burada mesela, yatırım alerjinizi Cumhurbaşkanı'nın lehine konuşarak sosyalle gizlemeye çalışıyorsunuz. 10 yıl evvel. Şimdi şu Türkiye'nin gündemine mevzu bu mu ya? Türkiye'nin gündemine mevzu Kazlı Çeşme metrosu mu? O Sirkeci, Kazlı Çeşme dahil Halkalı'ya kadar bu hat var mıydı yok muydu? Peki Sayın Bakan, şimdi benim anlamadığım şu. Sen İstanbullu musun? Ben İstanbulluyum. Evet, çok enteresan. Ben öğrenciyken çok enteresan. Vallahi. 10 yıl önce bu kapatıldı mı? Kapatıldı. Kapatıldığı için de Türkiye'nin şu anda 8,5 milyar kaybolduğunu söylüyorsunuz. Vay, bak yılın haberi ya. Buna Pulitzer ödülü vermeleri lazım. Neresini anlamadın ki? Neresini anlamadın sevgili Zafer? Diyor ki 10 yıldır eğer çalışıyor olsaydı 8,5 milyar TL şu anda kasada para olacaktı diyor. Ya bak şöyle bunu şöyle geliştirebiliriz. Mesela Osmanlı döneminde Boğaz'ın ikiye kasa arasında sandallarla yolcu taşınıyordu mesela. Şehir hatları vapurları gereksiz çalışıyor aslında. Eskiden de sandallarla çalışıyordu. Hayır, mesela gereksiz. Bir dakika şimdi. Mesela Marmara gereksiz. Buradan Avrasya Tüneli gereksiz. Buradan ya adaya nasıl bağlayacaksınız? Ya bak gereksiz diye bir şey yok. Ama ben gereksiz diye bir şey yok. Niye kapattınız diyor. Niye kapattınız diyor. Ya kim neyi kapatmış ya? Niye kapattınız diyor. Kim neyi kapatmış Allah aşkına bırakın ya. Niye kapattınız diyor. 10 yıl niye kapandı o zaman? Bırakın Allah aşkına. O hat 10 yıl niye kapandı? Valla ben size bir şey söyleyeyim mi? Hayır, niye kapandı? Bu sanıyorum üzerinde çalıştığınız bir seçim stratejisi. Hayır. Herhalde. Belli mihraklarda herhalde haftanın belli bir günü size bilgilendirmeler yapılıyor anladığım kadarıyla. Yoksa İstanbul'da bak ben size bir şey söyleyeyim. Marmara'yı yoktu. 10 yıl evvel açılınca kapandı. Ya bırakın Allah aşkına ya. Bırakın. Siz bakın. Marmara bu işi görüyor zaten. Sayın Masum Türkan. Görüyor ama şimdi hiç bu tuzağa düşme. Sayın Masum Türkan. 850 milyon kazanacaksın siz deyince şimdi milletin aklına 10 yıl 850 milyonu. Bırakın. Siz merak etmeyin. Bakın siz Boğaz Köprüsü yapılırken bu zenginlere yemek işte gıda yardımı yapılacak diye buna karşı çıkanların temsilcisiniz. Bu bir. İkincisi sizde çok ciddi bir yatırım alerjisi var. Üçüncüsü suni bir gündemle bir gündemle siz bugün terör örgütünün uzantısı siyasi partinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ele geçirme operasyonlarını konuşun. İstanbul'un hizmetine giren metroya iftira atmayın. O senin söylemen. Bu hükümetin, sen diyorsun ele geçirecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin daha evvel ne dediler? Mansur Yavaş Türkiye için dediler sınırlarından, ki Türkiye sınırlarından def ettiği terör unsurlarını yeniden şehirlere doldurma projesine daha evvel ne çanak Mansur Yavaş için çanak tutmayın. Seçimde, onları konuşun. Onları konuşun. Bir dakika. Onları konuşun siz. Kent uzlaşısını eğer bunları konuşmazsanız da bugün 28 Şubat zaten her zaman yapılıyor. Yıllardır yapılıyor. Bunları konuşmak istemiyorsa 28 Şubat'ın da yıl dönümü 94 ile 2001 arasında fona devredilen 25 bankayı kendi devre iktidarlarında olanı ve milletin hortumlanan 50 milyar dolarını anlatıyoruz. Milletin hortumlanan 50 milyar dolarını anlatıyoruz. Şu an bir çorba yaptığınız konuyu. Burada İstanbul'un en önemli sorunu olarak %68 ile ulaşım çıkıyor. Bu hükümet belediyenin yapmadığı işleri yapıyor. Metro açıyor. Beyefendi metroya iftira atıyor. Refah Yol'dan devralmıştır. Metroya iftira atıyor. Refah Yol 6 ay sürdü. 6 ay. Onu da devirdiniz. Masum Bey bir saniye. Bir dakika ama şu an bir bak bizi bu tuzağa çekmeye çalışıyor. Çorba yapan kendisi. Bir çorba yaptınız buraya koydunuz. Nerede görülmüş ya? Ama böyle bir şey yok. İstanbul'da metro açılıyor. Metroya kara çalıyor iftira atıyor. Ben iyilik yapıyorum. Bak vallahi şu anda Cumhurbaşkanı izliyorsa soracak diyecek ki niye bana bunu söylettiniz? Ya ne kadar yüce ve tabii. Bir yere heykeliniz dikseler. Bir dakika, bir saniye. Madem bunu söylediniz bana şunu söyler misiniz? Bu iddianız buysa bunu nasıl etkileyecek? Ya bak, yani bu somut tek adayları şey, nasıl etkileyecek? Sorun bu zaten. Şimdi anlattığı olayı bak somut tek şey ben lisedeyken de o hat vardı diyor. Lütfen bunu somutlaştırır mısınız?
10 yıldır çalışmadığı için bu kadar zarar olduğu belgesiyle, bilgisiyle somutlaştırır mısınız? Somutlaştırır mısınız? Niye göre hesapladınız? Somutlaştırır mısınız? Ben hesapladım. Sen Cumhurbaşkanı dedin. Ya tuzağa düşmeyin. Ya anladım da. 150 milyon kazanacağız. 850 milyon parayla kazanacağız demiş. Ya tuzağa düşmeyin. Ya metroyla. Sayın Bakan da diyor ki orası kapanınca 8,5 milyar TL zararı var bu ülkenin diyor. Metroyla eski Halkalı treni arasındaki farkı bilmiyor. Bu metro değil ki açılan. İkincisi. İkincisi şu. Bakın. Sistem. İkincisi şu. Lütfen bakın lütfen bunu somutlaştırın. Bu attığınız iftirayı lütfen somutlaştırın. İftira atmıyorum. Eğer ben somutlaştıramıyorsanız ve sen kabul somutlaştıramıyorsanız lütfen sen Türkiye'nin lütfen Türkiye'nin gerçek gündemine gömün. Terör örgütünün büyük şehirlere sızma planını konuşun. Eğer yüreğiniz yetiyorsa, bunu da konuşamıyorsanız 2001 krizinin hesabını verin. Milletin paralarını, müdahale ediyorum. Siz Halkalı metrosunu bırakın. Ama müdahale ediyorum. Sizin yaptığınızı yapar. Başka şekilde saldırır. Sizin yaptığınızı yapar. Sıkışan. Hiç. Sen yakışmış durumda. Siz İstanbul'un trafiğine biliyor şu anda. Hayır olur mu şey ya? Ayıp ama. İstanbul'un trafik çilesini bitirecek bir ulaşım projesi hizmete giriyor. Tamam. Beyefendi bunun külliyen zarar olduğunu ilan ediyor. Ortada somut hiçbir bilgisi yok. Somut hiçbir belgesi yok. Niye bunu yapıyor? Nesle belgesi yok. Niye bunu yapıyor? Şu anda bütün İstanbullular biliyor orada terör örgütünün 10 yıl evveline kadar yaşayanlar. İstanbul'a sızma planı konuşulmasın diye bunu yapıyor. Peki bir saniye. Tam olarak bunu yapıyor. Bir dakika. Tam olarak bunu yapıyor. 10 yıl evveline kadar biliyorlar. Tam olarak bunu yapıyorsun. 10 yıl evveline kadar biliyorlar. Ben yapmıyorum. Bunu yapıyorsunuz. Sen bak ayıp ediyorsun. Ama siz bir şey konuşmuyorsunuz. Canım ailenize. Ben ortada seninle ilgili konuşmuyorum ki. Siz ayıp ediyorsunuz. Ben kimle ilgili konuşuyorum? Sayın Cumhurbaşkanı'na yanlış bilgi veriyorlar. Bu mu ya? Kazlı bu yanlış bilgiyi mu? De adamlar akıllıdır Allah böyle yorumlarlar. Bu mu? Siyaset konuşurken biz Kazlıçeşme metrosunun Sayın Bakan'ın ama lisede bindiği iddiasını yani konuşacağız. Ama ben bağırıyorum burada. Biz, sen, yani sen hesabına gelmiyorum benim var olduğunu söylemem. Sizin hesabınıza şu gelmiyor. Diyorum ki size ne terör diyorsun? Örgütünün belediyelere sızma planını konuşun. Konuşabiliyorsunuz. Boş verin. Konumuz o değil. Boş verin. Konumuz boş verin. O değil. Onu ya, da konuşuruz boş ama verin, konumuz. Boş verin. Tabii, bir saniye. Tabii, tabii, bu seçimin nasıl kazanılacağıdır. Boş verin. Bir dakika. Bir dakika. Doğru boş verin. Şu an benim suçum gayet net de aslında başka bir noktaya getirdiniz. Bunu da konuştunuz, kendi aranızda tartıştınız. Ulaşımla ilgili benim elimde böyle bir bilgi var ve belge var diyen var mı aranızda? Açıklasın iftirayı işte, kendisi attı. Cumhurbaşkanı söyledi. Açıklasın tamam, ya. Tamam siz ikiniz dışında. Evet. Açıklasın. Ya yok yok. Tamam peki. Sorun o zaten. Nasıl yok? Şimdi, Cumhurbakanı söylemedi mi? Ya Sayın Bakanım. Ama Cumhurbakanı aynı bağlam mi? Değil. Sayın Bakan tam siyasetçisiniz. Aynı bağlam değil yani. Alıyorsunuz kelimeyi. O başka bir konuyu bahsediyor. İstediğiniz noktaya getiriyorsunuz. Ondan sonra. Ya benim siyasetçisi. Sirkeci Halkalı arasındaki banliyo treniyle hizmete giren bu metroyu raylı sistemi metro karıştırıyor. Değil. Ya raylı sistem aynı işte. Şey. Karıştırıyor. Aynı karıştırıyor. Şey. Değil ya. Aynı şey. Ne farkı var? Ya banliyöyle... Hayır ne farkı var? Banliyo dediğin nedir? Ne demektir banliyo? Banliyo ne demektir? Hayır ne demektir? O zaman Çekmece'de de yaşayan yoktu, avcılarda da yoktu. Sayın Bakanım söyleyeyim onun mi? Onun için gitti Halkalı'ya banliyo denirdi. Söyleyeyim ne olduğunu. Öğrenciyken bu seyyenin üstünde biniyorduk. Evet. Kayaş'a gidene kadar. Tamam. Kazandığı para kadar o hatta harcanıyordu. Bir de şeyde sürede cabası. Yarım saatlik şeye 4 saate gidiyorduk. Olur mu öyle şey ya? Teknoloji değişti. Yani Zafer'in söylediği şey efendim, gerçekten doğru. Teknoloji değişmek. Metroda banlı aynı şey bakın, olur mu? Bir şey diyeceğim. Gerçekten. Siz Cumhurbaşkanı'na yanlış bir verenleri koruyorsunuz. Bak çok özür dilerim. Bir saniye ya. Ama bu böyle ona olmaz. Bakarsanız yok. Ben, hep bağıralım. Hep beraber bağıralım. Ben somut çizgilerine gidiyorum. Ona bakarsanız Taksim'deki tünelde Osmanlı döneminde yapılmış. Evet çok güzel. Tamam şimdi müzelik. Osmanlılar çok şimdi müzelik ihtiyaç yok mu diyeceğiz? Hatta öyle metroya işte. 50'li yıllarda başladılar. Tamam işte. Ya Sayın Bakan ne yapıyorsunuz? Nereden öyle, nereye ben geliyoruz de şu an ki, teknolojiye ihtiyaca kasıtlı yapıyor. Kasıtlı yapayım ya. Ya terör örgütünün siyasete sızma planı konuşulmasın biz diye yapıyor. Konuş. Türkiye'yi nasıl batırdıkları konuşulmasın diye kasıtlı olarak yapıyor.